25 Ağustos 2004 tarihinde 481 sayılı karar. Milli Güvenlik Kurulu karar alıyor. Gülen hareketi tehlikelidir. Derhal içerideki ve dışarıdaki faaliyetleriyle ilgili önlem alın. Kime bildiriyor? Hükümete. Neden? Bütün bu yürütme organına bunun duyurulması isteniyor. Dönemin hükümeti başında Erdoğan vardır. Milli Güvenlik Kurulu kararı geldi. Kendisi de orada. Altına da basmış imzayı. Her türlü önlemi alacağız diye ne yaptı? Dönemin müsteşarının yazdığı kitaptan size okuyorum. Erdoğan'ın müsteşarı olan arkadaşın, yani başbakanlık müsteşarının 4 maddesini okuyorum. 1. Tavsiye kararı başbakanlığa bildirildikten sonra, yani Milli Güvenlik Kurulu kararı başbakanlığa bildirildikten sonra konuyu başbakanımıza, yani Erdoğan'a açtım ve gelen yazıyı dosyasına kaldırmaya karar verdik. 2. Bu karar metni, yani Milli Güvenlik Kurulu'nun karar metni Bakanlar Kurulu'nda imzaya açılmadı ve hakkında hiçbir işlem yapılmadı. Karar Bakanlar Kurulu'nda imzaya açılmıyor ve hiçbir işlem yapılmıyor. 3. Konudan Milli Güvenlik Kurulu toplantısına katılan bakanlar dışında kimsenin haberi olmadı ve onları endişeye sevk edecek bir sonucun doğmamasına özen gösterildi. Milli Güvenlik Kurulu böyle bir karar aldı falan, kimsenin haberi olmasın. Hiç kimseye haber verilmedi diyor. 4. Bütün toplumsal ve siyasi riski hükümet adına Sayın Başbakan üstlendi. FETÖ'nün siyasi ayağı kim? Kim siyasi ayağı?